Barış Pınar Harekatı'nda Rasulayn'dan sonra Tel Abyad'da da kontrol Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun eline geçti. Toplamda 56 köy YPG PKK teröristlerinden temizlendi. 490 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün Tel Abyad'ın da kontrol altına alınması sınırın her iki tarafında da coşkuyla karşılandı. Önce Rasulayn ardından Tel Abyad harekatın iki kritik noktası teröristlerden temizlendi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu önce Rasulayn'da sonra Tel Abyad'da kontrolü eline aldı. Tel Abyad'daki hareketlilik gün boyu sürdü. Hedefler obüs ateşi altına alındı. Allahu Ekber! 120 kilometrelik hatta operasyonun sürdüğü hatta Rasulayn alınmıştı. Şimdi ikinci önemli ilçe var. Hemen karşımızdaki Tel Abyad. Oranın da alınması an meselesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte operasyonda, artık orada da kontrolün sağlanması an meselesi diyebiliriz. Tabi bu da şu an bulunduğumuz noktadaki riskleri arttırıyor. Çünkü YPG'li teröristler sık sık buraya saldırmaya devam ediyorlar. Ele geçirilmeden önce de hemen karşımızda işte Tel Abyad'ı görüyorsunuz. Keskin nişancılar, havan topu, yine roket var ellerinde ve bunlara da sivil hedeflere, habercilere, hiç saldırılmaması gereken insanlara ve hedeflere yöneltmekten ne yazık ki çekinmiyorlar. Sabah saatlerinde Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden tamamen temizlendi. Önce ilçe merkezinin doğu kesiminde kontrol sağlandı. Allahu Ekber! Ardından batısında. Saatler ilerledikçe çember daraldı. Tel Abyad'dan da dumanlar yükseliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Milli Ordusu ile birlikte operasyon düzenliyor. Zaten Tel Abyad'ın etrafı tamamen çevrilmişti. Artık içeri girilmesi de an meselesi. Tamamen Tel Abyad kuşatılmış durumda. Hemen karşımızdan dumanlar yükseliyor. Operasyon büyük hızla devam ediyor. Patlama seslerini duyuyorsunuz. Bu taraftan, Türkiye tarafından obüsler belirlenen hedeflere atılıyor. Karşıdan da buraya roket ve havan atışları oluyor. İşte hemen karşımda gördüğünüz gibi sınır hattından dumanlar ve alevler yükseliyor. Teröristlerin karargah olarak kullandığı gümrük binası obüslerle vuruldu. YPG'nin sözde polis merkezi de ele geçirildi. Çatışma sesleri Akçakale'den de duyuldu. Hemen karşımız YPG terör örgütünün işgal altındaki Tel Abyad. Yani aramızda çok da bir mesafe yok. O yüzden çok rahat bir şekilde burayı hedef alabiliyorlar. Türkiye'yi hedef alabiliyorlar. Ama Milli Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad'ın çevresinde önümüzdeki günlerde, belki de saatlerde Tel Abyad tamamen teröristlerden temizlenmiş olacak. Öyle de oldu. Akşam saatlerinde kontrol Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun eline geçti. YPG'nin bez parçaları indirildi. İlçe halkı Suriye Milli Ordusu askerlerine su verirken görüntülendi. Tel Abyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinçle karşılandı. Bazı Suriye Milli Ordusu askerleri de Tel Abyad'ın ele geçirilmesiyle 4 yıl sonra evlerinde olmanın sevincini yaşadı. Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar toplam 490 terörist etkisiz hale getirildi. 440'ı öldü, 26'sı yaralı yakalandı, 24'ü de teslim oldu. Onlardan biri elime zorla silah verdiler dedi. Yolda önümüzü PKK terör örgütü mensupları kestiler. Ya bize katılırsın ya da seni ve babanı öldürürüz dediler. Ve beni zorla aralarına aldılar. Mehmetçik teslim olan teröristlere yemek verdi. Kontrol altına alınan Tel Abyad ve Rasulayn'da şu ana kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG'den temizlendi.